Darbe planları nerede yapılır? Ali Emir Pakkan. 27 Mayıs darbelerin anasıdır. 60'tan sonraki darbeler, darbe girişimleri ve darbe planları 27 Mayıs'ı örnek almıştır. 1954-55'ten itibaren cuntalar kuruluyor. Ortamın olgunlaşması bekleniyor. Peki 27 Mayıs nerede ve nasıl planlanıyor? Hükümet bu faaliyetleri neden haber alamıyor? Ergenekon, Erdoğan Dikta rejiminin kapattığı yayın organlarından Aksiyon dergisi, 27 Mayısçı Albay Ertuğrul Alatlı'nın günlüklerine ulaşmıştı. Alatlı, Genelkurmay'da ve bazı evlerde gizlice yapılan toplantılara katılıyor. 27 Mayıs'ın nasıl planlandığını günü gününe anlatıyordu. Kurmay Erbay Orhan Kabibay'ın da yazdığı gibi bizler, yani 23 numaralı odada toplanan 7 kurmay subay, Genelkurmay karargah binası içinde yürüttük tüm çalışmalarımızı. Yani herkesin gözü önünde. Harp Akademisi'nden sınıf arkadaşım Sami Küçük, Genelkurmay Başkanlığı Cento Şubesi'nde görevliydi. Şube müdürü ise Kurmay Albay Muzaffer Yurdakuler'di. Cento Şubesi'nin bulunduğu odaya camlı köşk denirdi. Sami Küçük, benim çalıştığım çalışma grubuna girmek ister misin diye sordu. Çalışma grubunda Fikret Kuytak, Ekrem Ocuner, Muzaffer Yurdakuler, Sezai Okan, Orhan Kabibey vardı. 27 Mayıs'a tekadüm eden 15, 19, 21 ve 22 Mayıs günleri bence son derece önemlidir. 15 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda anlıyoruz ki Ankara'daki kuvvetle herhangi bir harekete geçmek çok riskli. 5. Zırhlı Tugay, Suriye olayları nedeniyle Islahiye'ye gönderilmiş. Esas tank gücü Etimesgut'ta, onun başına iktidar kendi adamını getirmiş, Yusuf Demirağ. Ankara'daki birlik komutanları da harekata emir komuta zinciri içinde girmek istiyor. Oysa emir komuta zinciri tesis edilememiş henüz. 18 Mayıs Genelkurmay'ın en üst katındaki 23 no'lu odada toplanıyoruz. 7 kişiyiz. Yurdakuler, Küçük, Acuner, Kuytak, Okan, Kabibay ve ben. Müdahale için harekete geçip geçmeme konusu konuşuluyor. Geçelim görüşü hakim. Kabibay mütemadiyen teşvik ediyor. Hadi hadi diye. Belli ki İstanbul'da bir patlama olacak. Kabibay Genelkurmay'da görevli ama İstanbul grubuyla yakın ilişki içinde. Ben masadaki takvimin üzerinden bir kağıt çektim ve Kabibay'a uzatarak sen İstanbul'a git, biz sana bildiririz. Bu da şifre olsun dedim. İlk iki rakam tarih, diğer iki rakam saat. Kabibay gitti. 19 Mayıs tatil. Bu defa benim evimde toplandık. Aşağı Ayrancı'da, o zamanlar pek göz önünde olmayan bir yerde. Toplantıda harekatın başarılı olması halinde neler yapılacağı kararlaştırıldı. Ne yazık ki zabıt tutamıyoruz ama şu kararlar alınıyor. Bir defa anayasa değişecek. Bu toplantıda Yurdakuler, Okan, Küçük, Acuner, Kuytak vardı. 21 Mayıs Cumartesi tatil. Ankara'daki askeri durumu bir kez daha gözden geçirmek için Yurdakuler'in bacanağının Demirli Bahçe'deki evinde toplandık. Ben toplantıya sivil kıyafetle ve bir arkadaşımın arabasıyla gidip arabayı uzağa park ettim. Tedirginim, sanki herkes bizi izliyor duygusu hakim. Arkadaşlar da geldi, masaya oyun kağıtlarını yaydık, harita yerde. Olur da birileri gelirse kağıt oynuyoruz pozundayız. Ankara'daki komutanlar emir kumanda zinciri talep ediyor. Elle tutulur ve güvenilebilecek tek güç harp okulu olarak görünüyor. Jandarma muhafız tabur kumandanı Acuner'e demiş ki, 3 saat içinde muvaffak olursanız sizinle birlikte hareket ederim, olmazsanız karşınıza geçerim. Durum böyle. 22 Mayıs pazar günü tekrar toplandık ve karar verdik ki harp okuluyla olacak iş değil bu. En hafifinden yapacakları şey harp okulunu tahliye etmek, eve gidin demekti. Zaten sene sonu da gelmiş, tedrisat bitmiş, tanka ihtiyacımız var, alınan karar şu. Bu tür hareketler nasılsa çoğalacak, Ankara'daki kuvvetler çoğaltılsın, 5. Zırhlı Tugay'dan ve Konya'dan tank getirilsin diye Genelkurmay üzerinden sıkı yönetime baskı yaptıralım. Harekatı bütün bunlar tamamlandıktan sonra başlatalım. Yani D gününe bırakalım. İstanbul'da az çok bir teşkilatlanma var. Ankara'da biz varız ama İzmir'de kimse yok. Ben görevlendirildim. Arkadaşlarla aramızda şifre belirledik. Arabanın gümrükteki satış fiyatı o zamanın parasıyla 85 bin lira. 85 bin liraya müşteri bulundu derlerse bu çabuk gel anlamına gelecek. Ankara'dan ayrılmadan önce alınan karar gereğince harekatı Madanoğlu başlatacak. Muvaffak olamazsa akıbetine razı olacak. Muvaffak olduğu takdirde emir komuta zincirini bağlayacak, buna yeminli. Alatlı'nın hatıraları bu işlerin nasıl gizlilik içinde yapıldığını gösteriyor. Bu alıntıyı yapmamın sebebi ise şu, bugünlerde yeni bir darbe planından söz ediliyor. Hatta hükümete yakın bir tetikçi, darbe planlayanların bir kısmının Atatürkçü terör örgütü üyesi olduğunu yazdı. Sormak gerekir, bu darbe planları nerede yapılıyor? Hükümete yakın bazı isimler darbe planlarından nasıl haberdar olabiliyor? Neden gereği yapılmıyor? Atatürkçü terör örgütü üyeleri kimdir? Savcılar bu paylaşımlar üzerine bir soruşturma açmış mıdır? Yoksa yeni bir kontrollü darbe hazırlığı mı söz konusudur?